Ya şu çırp, şu çaresizlik harika değil mi ya? Merhaba arkadaşlar, Gamer Dibi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, lafı hiç uzatmayacağım. Bugün yavşak spirit oluyoruz. Neden böyle dediğimi anlatayım. Geçenlerde İbo'nun yayında SF oynarken karşımıza bir spirit geldi. Spirit, Nurse ile birlikte loop atması en zor katillerden birisi bana göre. Çünkü hani size gelirken göremiyorsunuz, ne zaman özelliğinden çıkacak, ne zaman hamle yapacak bilemiyorsunuz. Dolayısıyla adam hızlı bir şekilde düşürdü beni. Daha doğrusu sadece bana özel değil, birisini düşürdüğü zaman adam kancaya asıyor, sonra bir yeri dolaşacaksa dolaşıyor. Fakat o kişi alındığı an direkt o kişinin peşine düşüyor. Oyunda buna tunnel deniyor biliyorsunuz ki. Hani normalde olsa palet devirirsin, palet camplersin. Ne bileyim, arkadaşların gelir hasar alır, sana yardımcı olur. Fakat karşındaki spirit olduğu zaman çok bir çaren de olmuyor. Mecbur kabulleniyorsun yani yenilgiyi. Ben de bunu denemeye çalışacağım. Yine rakibi tilt etmeye çalışacağız yani. Gençler, bu arada Bilgehan Demir uyarıyor. Bu tarz oyun tarzlarını sakın evinizde denemeyin. Ya da götünüz yiyorsa buyurun deneyin. Şaka bir yana gençler, gerçekten hoş karşıladığım bir oyun tarzı değil. Yani tunnel ve camp strateji ve gerektiği yerde atıldığında gerçekten hiç sesim çıkmaz. Fakat böyle maçın başında hemen asıp hiç can bitmemiş olsa bile o adam alındığında gidip direkt onu kovalamak, tunnellamak biraz art niyetli bir oyun tarzı. Bunu önermiyorum. Onun harici gerektiği yerde yapılan camp ve tunnel'a zaten laf etmiyorum uzun sürelerdir. Bugün önermediğim tarzda olan oyun tarzını oynamaya çalışacağım. Spirit'e yakışacağını düşündüğüm birkaç perk taktım. Onları hemen anlatayım. İlk perkümüz kanlı kasap. Normal saldırımızda bir kurbanı vurduğumuz zaman o kurban ağır yaralı ve kan kaybı durum efektine giriyor. Yere daha fazla kan bırakıyor yaralıyken. Bu bir kere iz takibini kolaylaştıran bir şey. İkinci olarak da normale göre biraz daha yavaş heal'lanıyor. Ne kadar çok yaralı kalırsa sesini duyacağımız için o kadar faydalı olacak. Spirit biliyorsunuz ki ses üzerine ve iz üzerine olan bir katil. Ve heal barını nereye getirirse getirsin, heal'lanma eylemini bıraktığı zaman barı yavaş yavaş geriye gidecek. 6-7 saniye içerisinde de hiç heal'lanmamış gibi barı sıfırlanmış olacak. Bu perk bu işe yarıyor. İkinci perkümüz çanak çömlek patladı perkü. Jen tutmak için olan bir perk. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra 45 saniye içerisinde tekme attığım jeneratör mevcut ilerlemesinin %20'si kadar geriliyor. Üçüncü perkümüz maç başını kitlemek için bir perk. Yoz müdahale. Maçın hemen başında bana en uzak 3 jeneratör mahluk tarafından kapatılıyor. Bu 120 saniye içerisinde bir kurbanı yere düşürürsem 120 saniyelik sürenin bitmesine gerek kalmadan bütün jeneratörler otomatik olarak açılmış oluyor. Ve son perkümde mangal ve piknik perkü. Bir kurbanı kancaya astığımız zaman kancadan 40 metre uzakta olan diğer bütün kurbanların haresini 4 saniyeliğine görüyoruz. Böylece hangi jeneratör yapılıyor, nerede iyileşiyorlar bunu görüp hızlı bir şekilde gidebilirim. Eklentilerime geleyim. Kötülüklerden korunma tılsımı ilk eklentim. Özelliğimizin süresini %70 arttırıyor. Bu çok ciddi bir sayı. Fakat dezavantaj olarak hareket hızımızı %15 azaltıyor. Buna da şöyle bir çözüm buldum. İkinci taktığım çamurlanmış kasket eklentisi hareket hızımızı %10 arttırıyor. Öbürü de %15 azaltıyordu. Yani sadece %5'lik bir kaybımız oluyor. Fakat özelliğimizi %70 daha uzun kullandığımız için çok 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 daha avantajlı duruma geçiyoruz. Kurbanlara sürekli tunnel atacağım için bir tane de şundan var arkadaşlar. Marie Guardian. Wow, bu map hiç iyi olmadı benim için. Oo, merhabalar. Gerizekalı. Ben aslında yoğum diye giriyor ya oraya. David, bir değişiksin ya kankam he. Ulan yoz müdahale bitti, adam 2 saniyede düştü diye. Kate'cim ne yapıyorsun ya? Şimdi arkadaşlar tabii ki de David'e hemen geri döneceğiz. Dava buradan gitmiş. Merhabalar Davo. Anladın değil mi? Yavşak oyun tarzını anladın. Bitirme, 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 siktir. Son anda pop vurmam. Aha. Dur, 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 dur. David'e mori, David'e mori. Bırak, 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 bırak. David teslim oluyor arkadaşlar. Oo, Davo, teslim olmuyorum diyorsun ha? Olacaksın lan it. Çok sinir bozucu bir oyun tarzı ama keyif veriyor yani, ne diyeyim, ne yalan söyleyeyim. Şimdi kalan 3 kişi 5 tane can nasıl yapsın, anladın mı? Çok yavşakça bir tarz ya. Ağzımı sikeyim. Ah lan ah lan, yaralıyı bulamadık. Neyse tamam, sıkıntı yok. Kate Desnon'u da alırız, Kate Desnon'u. Ya yemin ediyorum şunun bir üstü
kardan adam modunda duran kardan adamlar vardı ya. Onlara vuramamak yani hani şunun bir üstü. Oğlum nasıl yapabilirim bunu ya? Hayır orada... Yanlışlıkla özelliğe bastım orada ilkinde. Bir gittim geldim görmüşsünüzdür. Bir öteki tarafı gördüm geldim. Ruhlar alemini. Sonra M1'e basınca ıskaladık. Olur öyle şeyler arkadaşlar. Anla ki diyelim. Şuraya pop vurayım. Bu arada bu yakınlarda bir yerde. Tam kahpeyiz ya bugün. Son toksik bu videosunda o kadar güzel küfür yedim ki. Hani dedim ki bir tane daha bir toksiklik patlatayım anladın mı? Bunu galiba ölüme terk ettiler. Hala jam bitiriyor arkada. Gerizekalı ya. Tam bir malsın ya. Alo vursam vuruyormuşum adamın umurunda değil. Hala yürüyor la. Tövbe, harbiden yani bütün tuşlara bastı pezemek bir de işe yaradı ya. Ulan diğerini niye kurtarmıyordunuz o? Ha? Adam DC oldu. Hayır yaralı yaralı bunu kurtarmaya gidiyor ama diğerine hiçbir şey yapmıyorlar. Evet arkadaşlar her ne kadar kahpeci olsa da maç başında birisini elemenin ne kadar güçlü olduğunu görmüşsünüzdür. Sonrasında hiç jenlere gitmesem bile çok 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 rahat bir şekilde kalanını da avlayabildik. Ya erken ölen oyundan çıkıyor muhtemelen direkt. O yüzden bakalım çok şey yapamayacağız gibi ama. Vallahi az önceki maçı botlara karşı bile oynamış olabilirim. Çok umursamaz bir survivor takımım vardı uzun süredir. Görmeye alışık olmadığımız. Ooo Esviskos kis kis kis. Abooo. Abooo. Bu ne yaptı bu? Bu sıçtı bu. Paleti de görmüyor. Göz müdahaleyi çıkartsam mı acaba ya? Bir dakika şöyle bir... Şuradan şöyle U dönüşü. Kanca trade'i de çok sinir bozucu bir şey bak. Kanca trade'ine de oynayabilirim. Merhabalar Esviskos kis kis kos kos. Var mı decisive falan? Allah Allah. Sak burada bir yerdesin de. Esviskos kis kos kos ben geliyorum. Oğlum sen kimsin ya? Sen kimsin kızım ya? Ne yaptığını sorabilir miyim? Lone Wolf. Ace nerede Ace? Ace'i ver bana. Ya Ace heal'landı. Nerede heal'landı ya? Sayın gerizekalı buradaymış. Lan bak. Özellikle güzel çıktık sonrasında önümü şaşırdım. Sağda pencere var. Adam daha önündeki paleti göremiyor. Ne penceresi? Bak sana bir 10 saniye loop atma şansı. Kanka sen de affedersin de yani mouse'u götürünle mi tutuyorsun anasını satayım. Biz kos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 k
Ablası bağırma zaten, adamın ağzına sıçtık. Niye bağırıyorsun bir de, stres yüklüyorsun adama. Sıradaki tanılayacak kişi benim diyorsun. Tamam. Olur olur olur, hiç sıkıntı yok. O kadar beklemeyeceksin orada. Şunun önünü kesmemiz lazım. Aynı Bülent Ersoy'un kestikleri gibi. Bülent Ersoy'un da önünü kestiler arkadaşlar. Yoksa çok iyi bir yere gelebilirdi. Canımı sıktı bunlar benim. Yani ben gider gitmez almalar. Bak geride. Bırak lan. Eda Wung. Hehehe boy. Ha, o pencerede mi oyalayacaksın? Yalnız diğerine tanıl atamadım ya. Zekice. Bana gel diyorsun ha. Tamam, bunlar biraz daha sinirlenmiş gibi. Okey. Kankacım ben gidiyorum. Görev beni çağırır. Usmanım nereye gidersin? Vay, Usmanıma bak. O pencere spotunu da biliyor Usmanım. Yemin ediyorum paleti var ya, götüme soktu ya. Öyle bir şey olamaz. Paleti resmen götüme soktu yani. Edacım bak, seni aynı kancaya asıyorum. Seni almaya başladıkları an abi kıvılcım diye bağırıyorsun, tamam mı? Has tat tat siya. Lan. Ya şerefsiz ya. Geri dönüyoruz çocuklar. Aa, burada boom var ama şu an kırmakla uğraşamam. Oo, içeri. Lan ne yıllanacaksınız mı? Ne yapacaksınız orada? Bir şey diyeceğim, ben yanlış izi takip ettim galiba şu an. Aa, nerede ya? Leon nerede acaba? Vallahi tüh. Saklandığı yerde yer olsa bari. Eda hala yaralı ya, onu bir görebilir miyiz? Gördük ama ben gidene kadar çoktan heal'ı bitecek. En azından izini görebilirsem tamam, gördüm. Onu görmediğim sonra bak şimdi şuradan şöyle. Sanki gidiyormuş gibi. Hoppa! Oha, buraya kadar ne ara gittin lan? Manyak çocuk. Güzel deneme, biliyordum onu yapacağını ama mesafe çok yok diye vurmayı tercih ettim.
Gel buraya. Güzel fakeledik 2-3 kere oradan geliyor gibi. Seni yere atalım, sana da Mori'yi ağzına yapıştıralım. Alo. Yine bunlar biraz daha iyi direndi diyebiliriz tabii ki de. Atlıyordun zarına maymun gibi bir yerlerden. Atla da geleyim hadi. Diyorsunuz ki sen toksiklik yaparsan biz de çömele sıça sıça oynarız. Okey. Benim zamanım var, sıkıntı yok. Bir tanesi burada. İyi ki nefes sesleri var oyunda ya. Arkadaşlar Spirit'e karşı olduğunuz yerde beklemeyin. Yani palete devirip mal gibi bekleme, anladın mı? Sağdan dolan, soldan dolan bir şey yap yani. Çünkü çok net duyuluyor sesin. En azından sağ sol yaparak hani sağda mı solda mı kafasını karıştırın yani. Diğeri şimdi ya dolaba girdi ya da yakınlarda bir yerde. Şu dolaptaysa ya. Lan. Tamam, daha iyi oldu. Şimdi şuna tanrılık çakayım da sinirlensin iyice, anladın mı? İyice kudursun. Oğlum what? What the fuck? Nerede? Şey mi var? Lucky Break miydi neydi? Bir tane perk vardı ya. Sesi de gitti, izi de gitti. Anasını satayım. Direkt Spirit Counter ya yavşak. Ne oluyor lan? Bombalanıyor mu arkadaşlar? Ya şöyle salakça hareketler yapanlardan nefret ediyorum ya. Beni de şaşırtıyor, anladın mı? Doğru yap, doğru bildiğimi unutuyorum ya. İmkansız bir maçın böyle uzun sürmesi daha sinir bozucu, anladın mı? Hiçbir amacın olmuyor mesela. Sorarlar açısından konuşuyorum. Daha tilt edici yani. Şerefsiz. Şu an var ya, maçı kazansalar ağzıma sıçarlar biliyor musunuz chatte? Hani tilt oynamana rağmen nasıl koyduk gibisinden. Hay Neşe Bahçe ne? Böyle Neşe Bahçesi mi? Oğlum şu götümü gösterip durmasana ya. Bu Spirit oynarken niye böyle oluyor arkadaşlar? Girişte hep götümü gösteriyor. Allah Allah. Treyarch kadro mu? Yoz müdahaleyi bekliyoruz ha? Aha. Allah'ın keli. Ya gerizekalı. Ya sen salaksın ya. Sen var ya, sana sabaha kadar güleceğim şuraya editlerken, gerizekalı. Deliği bulamadı ya. Oğlum nereye sürtmeye çalışıyorsun? Düz duvara tırmandı pezevenk azgınlıktan ya. Ya emin ediyorum var ya. İlk üçüme girer ya. Saçma hareketlerde ilk üçüme girer ya net. Bitirme onu, bitirme onu. Hey. Şuna popu göm hocam. At gibi koşuyor. At topukluyla gelmiş, topukluyla. Bu hareket %80'i yiyor bunların. Bunu. Ne oluyor lan? Bunu asıp hemen tanıla, hemen tanıla. Aa, adam öldü. What the fuck man. Biliyordum köpek. Atla oradan. Atladın değil mi? Alo. Ben de yolu karıştırdım arkadaşlar. Güldük Dwight'a. Geldi başımıza. Al onu bakayım nasıl ağlıyorsun. Gel buraya. Bravo Saral kanka. Bravo Saral kanka. Çok iyisin kanka. Oğlum o nasıl bir ses, yemin ediyorum var ya. Mahşerin atlısı kovalıyor sanki beni. O topuklularla bana bir vursa var ya, cinayet silahı ha. Cinayete teşebbüsten yargılanır vallahi. Aha. Bir ayı da burada. Al bakayım kankini. Ya şerefsiz. Böyle vurunca geri açılmıyor mu bu? Bak en net tanılı buna yaptım ha. Üçüncü maçımdayım, en net tanılı buna yapabildim. Ya, tam amacım buydu aslında. Hepsine bunu yapabilsem tilt ederdim. Aralarda böyle kaçmalarına imkan tanıdım ya istemsizce. Hani böyle hillandılar, tekrar loop'a girdiler falan. İşte öyle olunca ya sinirlenmediler ya da umursamadılar. Enti'yi. Buna şey fake verir miyiz? Işınlanma fake'i. Ya şu çırp, şu çaresizlik harika değil mi ya? Zort. Ne yapıyorsun oraya? Totem mi kutsuyor? Sandık mı açıyor? Tam göremedim animasyonu ama. Sandık açıyor. Lan ona da izin vermedim ya ben var ya. Nasıl gaddar bir şey oldum arkadaşlar ya. Nasıl gaddar bir şey oldum ya ben öyle. Sırtıma mı kusuyorsun? Bağırma be, bir dur. Baba bak. Kancayı görüyorsunuz mu? Gel şu kasaya yükleyeyim seni, götüreyim gel. Şu atla, şu kasaya atla. Allah'ım yavaştan toksik bir katil oyuncusuna dönüşüyorum. Keyif almaya başladım. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Öbür Bubba videosunda istemediğim kadar küfür edeyim. Şimdi istiyorum yemiyorum. İyi atmıyorlar yani. Evet gençler, son maçımız olsun. Şu bu arada soldaki Rebecca az önceki maçtakiyle aynı. Haberiniz olsun. Ve Spirit sesini duydu. Abi ne yapıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Aa, hızlı ve sessizin yosu varmış bunun. Oğlum bir şey diyeceğim, mesafe o kadar değildi sanki ya. Güzel fake. Russell Crowe geldi arkadaşlar karşıma.
Oğlum adam nerede ya, dolabın içindeyim deme bana ya. Senin Allah bin belanı versin senin. Vermesin de değil bak, versin ya. Oğlum salak mı bu adam? Sesi dibimden geliyor. Adama çıkıyorum özellikten. Anasının şeyinde ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oo, sıçtı maça. Hadi bakalım. Bu çocuklar özenle gelmiş gibiler ya. Evet, evet, dibindesin. Alman lazım. Aç avcunu evladım. Çok iyi. Tamam, dur. Hiç sıkıntı değil. Alınınca zaten ağzına sıçacağım ben bu arkadaşınızın. Tamam. Hepsini yaraladık. Güzel fake. Oğlum bu adamda hızlı iyilesi mi var? Adama yetişemiyorum gibi baksana. Bitmiş midir artık baro bu? Oh hey, onu bir sonraki maç denersin bir daha. Adam zaten ilk topunda yapacağını yaptı. 3 tane 2 tane jambi tittirdi. Sen akıllanmadın mı az önceki maçı ya? Ha? Sıradaki tunnel yiyen ben mi olmak istiyorum diyorsun? Aha aha. Bağıra bağıra anır anır eşek gibi gidiyorsun ya. Lan. Gel buraya gel. Baro'un falan varsa o da sıçtı. Krema oldu ya, krem oldu şu an var ya bu sıçışı. Yani böyle anlatınca da pastanın üstüne sıçmış gibi oldu ama öyle değil arkadaşlar. Rebecca'yı kaybettim yine ya. Niye böyle oluyor? İzleri çok karıştırıyorlar ya. Kate'cim merhabalar. Harika. Dön. Koyana sat. Merhaba Rebecca'cığım. Şuna baro pop vurayım, geliyorum. Süresi bitiyor çünkü yanlış anlamazsan eğer. Komiksin kankam ya. Ha? Amık salağa. Rebecca'nın izini kaybettirdi bana ya. O da bu dolapta değil mi? At bir de decisive atacak. Aa yokmuştu decisive'i. Ya şu Rebecca'yı bir salın bana ya. Aha köpek. Gel amınım. Ojen bitiyorsa bitsin. Gel bakalım gel. Gel. Al bunu al. İki potosu. Acilen iki potosu lazım arkadaşlar. Güzel fake ama çıkmaz gibi bir şeyler. Uhuuu! Jabbaaaav! Gerizekalı! Stun atacak, beni alacak aklı sıra. Yok ya! Beni niye aldı amın? Kancadakini alacak aklı sıra. Tak. Buna da bir tane çak. Zor maçtı ya. Çok iyi başladılar maça dedim. Gidiyor maç. GG yazınca bir bok alamıyoruz bari Baby Survivors diyelim. Yine hiçbir şey demediler. 4 tane maç, 1 tane mesaj yok. Sanırsın ki 4 tane botla oynadım anasını satayım. Duygusuz pezevenkler. Neyse arkadaşlar, bu videoluk da böyle oldu. Söylediğim gibi hiç tasvip etmediğim bir oynayış tarzı. Ama içerik için bu tarz şeyler yapabiliyorum. Bir build gibi düşünebilirsiniz bunu da. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.